even get to run. Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Ekrandan da anlaşılacağı üzere bugün Counter-Strike 1.6 oynayacağız. Bunu nasıl oynayacağız? Asus Zenfone Max telefon elimde şu an. Telefona kurduğum bazı uygulamalarla artık telefon üzerinden de APK mantığıyla değil de daha farklı bir mantıkla CS 1.6'yı oynayabileceğim. Canlı canlı oynamaya başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Vakti zamanında CS 1.5-1.6 çocukluğumuzun efsanesiydi. İşte sen counter olacaksın, ben terörist olacağım derken birbirimize giriyorduk, kapışıyorduk. Yamyam gibiydik yani. Affetmiyorduk. İşte Dust 2'de sen köprünün altından git, ben şuradayım. Ne oynardık be, o zamanlar bayağı iyiydi. Eskiden hani herkesin evinde bilgisayar yoktu. Bu Pentium 1.5-1.6 dönemleri. AMD'nin böyle yeni Türkiye'de patlamaya başladığı dönemler. İnternet kafeye gidip 25 kuruş verip şu anın parasıyla 250 bin liramız falan vardı, 500 bin liramız falan vardı, 1 milyonumuz falan olmazdı. Ailelerimiz daha temkinli yaklaşırdı. Memur çocuğu hesabı, her neyse. İnternet kafeye giderdim. Sırf Counter-Strike oynayabilmek için internet kafecinin ihtiyaçlarını yerine getirirdim. Nasıl ihtiyaçlar? Şimdi birçok arkadaş yanlış anlayacak. Giderdim, pasta alırdım. Giderdim, markete alışveriş yapardım. Giderdim, ekmeğini alırdım, suyunu alırdım vesaire. Neden? Çünkü paramız yoktu. Neden? Çünkü oyun oynamak istiyoruz ve bilgisayara dokunmak istiyoruz. Ve bilgisayarım olana kadar biriktirdiğim paralarla klavye almıştım. Her gece klavyenin başına geçip işte bomba atıyorum, önden girelim, şunu yapalım, bunu yapalım falan hayal kuruyordum. Tabii aynı zamanda da derslerime çalışıyordum falan. Max Payne, Counter-Strike, Soldier of Fortune. Ya bu oyunlar inanılmazdı ya. Yani şimdiki oyunlarda o heyecanı bulamıyorum yani. Ya düşünsene, çocuk oyun oynayabilmek için internet kafede çalışmış, derslerinde çalışıyor aynı zamanda. Sırf bir saat oyun oynayabilmek için her haltı yemiş yani. Efor sarf etmiş. Şimdi diyorsun ki ya baba bana oyun al. Dijital bir şekilde internetten hemen size alıyor. Hey gidi eski günler hey. Hey. Eski günlerin kıymetini hala biliyorum. Oyunları genelde kutuda alırım. Eski oyunlarda kutular bayağı bir kalındı. Kutunun içinden dev gibi kitapçık çıkardı. Kitapçıkta resimler, baskılar olurdu. Bayağı severdik ya. Bir de sana oyunun inceliklerini anlatan bölümler olurdu. Onları okurduk. Hala o CD'ler duruyor bende. İşte Blood 2, onun dışında Max Payne, Age of Empires. Baktıkça özlüyorum ya. Ya şimdi telefonda da CS 1.6'yı oynayabiliyor olmam eski günleri yad etmeme sebep oldu. Şimdi Global Offensive falan hikaye ya. O dönemler çok daha başkaydı, bambaşkaydı. Çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Nasıl yükledim ve oyunu nasıl çalışabilir hale getirdim? Dilerseniz yönergeleri izleyelim. Tabii yönergelere başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Mutlaka elinizde Counter-Strike ve Half-Life yüklü bir Steam hesabı olması lazım. Ya da Valve ve Counter-Strike dosyaları sizde duruyorsa, internetten indirmişsinizdir, CD'si vardır vesaire. Onları bir kenarda tutun. Nasıl yükleyeceğinizi size anlatacağım. Öncelikle 2 adet uygulamamız var. Bu uygulamayı SD kartınıza ya da telefonun dahili hafızasına atarak yüklemeniz gerekiyor. Bilinmeyen kaynak olduğu için izin vermek gerekiyor ilk başta. Telefonunuzun ayar kısmına geldiğinizde güvenlik sekmesi olması lazım. Buraya tıklıyoruz. Bilinmeyen kaynaklar şu an kapalı halde. Hemen aç diyoruz. Bilinmeyen kaynakları açıyorsunuz. Ondan sonra dosya yöneticisine geldiniz. 2 tane APK var. Onu dahili belleğe attınız. Bir noomp, bir de omp diye 2 tane CS 1.6 klienti var. Yani ikisini de denersiniz. Adam zaten belirtmiş. Demiş ki eğer bir sıkıntı çıkarsa diğerini deneyin diye. Öncelikle geliyorsunuz. Ben noomp'u seçtim. Yükle diyorsunuz. Bu otomatikman yüklüyor şu an. CS 1.6 yükledikten sonra Z3D'yi yüklüyoruz. Bunu da yükledik. Bitti dedik. Sonra
Bu ana dizinde Zeş diye bir klasör oluşturuyoruz. Bu klasör çok önemli. Bu klasörü oluşturduktan sonra bilgisayarımızda bulunan Steam hesabındaki Valve ve Counter-Strike dosyasını içine atıyoruz. Ben exe ne varsa hepsini attım. Biraz abarttım. Yani şu iki dosya bizim için önemli. Valve ve Counter-Strike dosyası bizim için önemli. Bu iki dosyayı atıyoruz. Attıktan sonra geldik. Eve döndük. CS 1.6 client'i açıyoruz. Bu oluşturduğumuz Zeş dosyasının içindeki veriyi tarayarak oyunu hazır hale getiriyor. Şu an oyunu açtı. Bildiğimiz bilgisayardaki yani Steam'de oynadığımız CS 1.6'nın aynısı. Ayarlardan istediğinizi yapabilirsiniz. Tabii klavye ayarlarını gördüğü için birazcık şey. Video modlarına izin vermiyor. Ya, Türkçe bile yapabilirsiniz. Ayarları şey yapın. Adım Sezer. Doğru. Çok fazla ayar seçeneğine yer verilmemiş. Gamayı biraz arttırırsanız çok iyi olur. Dokunma özellikleri var. Touch options. Adam buraya eklemiş. Dokunma tuşlarını ayarlayabilirsiniz. Her neyse, girmek istiyorum oyuna. Counter olmak istiyorum. Seçtim. Şu an CS İtalya haritasındayız. Botları otomatik atıyor. Radyo komutları, yani sesli komutlar yollayabiliyoruz. Silah değiştirmek mümkün, bıçağa geçmek mümkün. Şu an bıçağa geçtim. Seçmek için ateşe tıklamanız gerek. Tabii ki de öldürdü ben ayarlayana kadar. Komut girebiliyoruz, haritayı görebiliyoruz. Flashlight var. Bomba atabiliyoruz. Statları görebiliyoruz. Ya bildiğimiz Counter-Strike takımı değiştirebiliyoruz şuradan. Silah satın alabiliyoruz. Silah satın alalım. Neyse, 60 tane mermimiz var ek olarak. Dönüşler birazcık yavaş. Eliniz alışınca her şey çözülecektir. Abi öldürmek çok zor ya. Sonuç itibariyle bildiğimiz Counter Strike'ı telefonda da oynayabiliyoruz. Tüm özellikleri mevcut. Panelden hile bile yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben beceremedim çünkü alışkın olduğum bir durum değil. Fare ve klavyeye alışık olduğumuz için zor geldi. Bir el daha denemek istiyorum. Hadi ilerleyelim bakalım. Geri çekilin.
Olmuyor be. Olmuyor. Son olarak videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Eğer Counter Strike oynamak istiyorsanız benimle Steam hesabımı alt kısımda vereceğim. Telefonda kapışamıyoruz. LAN hesabı olması gerekiyor. Aynı ağdan bağlanmak gerekiyor vesaire. Biraz komplike işler. Ona gerek yok. Steam hesabı üzerinden benimle Counter Strike oynamak isteyen varsa oynayabilir. Telefonda kontrol birazcık hassas değil. Hala kat etmesi gereken bir yol var. Ama aslına bakarsanız OTG ile klavye ve fare bağlayarak telefona oynanabilir mi bilmiyorum. Onun için de özel bir ayar gerekir. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.